Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün size ev sahiplerinin kiracılara kurdukları en tehlikeli tuzağı anlatacağım. Bu oyuna düşmemen için bilmen gereken hakkını da videonun sonunda söyleyeceğim. Bir ev kiralayacaksın, araştırıp buldun. Ev sahibiyle anlaştın. Evi 5000 TL'ye kiraladın. Kiraların zamanında ödüyorsun. Bir süre sonra enflasyondan dolayı kiralar 3-4 katına çıktı. Ev sahibi sana evi 5000 TL'ye kiraya verdiğine bin pişman oldu. Çünkü şu an kiraya verse 15000 TL'ye kiraya verebilecek. Kira %25'ten fazla arttırması da yasak. Yahu ben ne yapsam da bu kiracıyı evden çıkarıp yeni birine 15000 TL'ye kiraya versem diye kara kara düşünmeye, araştırmaya başladı ve sonunda seni evden atmanın yolunu buldu. Ev sahibinin seni evden çıkarabilmesinin bir yolu var. Ev sahibinin çocuğunun annesinin ya da babasının oturması gerekiyorsa seni evden çıkarabilir. Hemen aradı seni. Bilal Bey, bugüne kadar seninle hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tanıdık birbirimizi artık. Bizim parada pulda gözümüz yok deyip benim çocuk evlenecek. Onu oturturacağım. Sana başka bir ev bulalım dedi. Şimdi ev sahibi sana bunu söylediğinde ne cevap verirsin? Eee yapacağım bir şey yok. Kanun ev sahibine bu hakkı vermiş. Tamam abi ben bir sene bitince yeni bir ev bulup çıkarım diyeceksin. Şu anda binlerce ev sahibi kiracıları bu şekilde evden çıkarıyorlar. Sonra da çocuğunu falan oturturmayıp evi 3-4 katına başka birine yeniden kiraya veriyorlar. Yeni bir eve çıkacağın zaman hem 3-4 katı kira ödeyeceksin hem de depozito, taşınma masrafları toplam en az 30-40 bin lira zarara gireceksin. Peki sen neyi yanlış yaptın? Evet ev sahibi çocuğumu oturtturacağım diyerek evden çıkmanı isteyebilir. Ama bunun için mahkemeye başvurmak zorunda. Çünkü çocuğunu oturtturabileceği başka hiçbir evinin olmaması, başka bir çaresinin olmaması gerekiyor. Sen ev sahibinin başka evi olup olmadığını bilebilir misin? Bilemezsin. Bunu mahkeme araştıracak. Gerçekten senin evden çıkmanı gerektiren zorunlu bir durum var mı yok mu mahkeme karar verecek. Mahkeme senin evden çıkmana karar verirse bu aslında senin lehine. Çünkü seni çocuğumu oturtturacağım diye evden çıkardı 3 yıl kimseye evi kiraya veremez. Eğer 3 yıl içinde başka birine kiraya verirse senin son ödediğin kiranın 12 katı kadar sana tazminat ödemek zorunda. En son kiran 5000 TL idi. Çocuğunu oturtturmayıp başka birine kiralarsa 60 bin TL tazminat alma hakkım var. Ama bunun için şart neymiş? Ev sahibi çocuğumu oturtturacağım dedi diye evden çıkmayacaksın. Çıkarsan ev sahibi evi 15.000 bine başkasına kiraya verirse Hiçbir hak talep edemezsin. Ev sahibi arkasından gülerken sen de zararını ortada kalırsın. Ev sahibi arayarak ya da yanına gelerek sözlü şekilde çocuğumu oturturacağım lütfen çık dedi diye evden sakın çıkma. Bu tuzağa sakın düşme yoksa tazminat alamazsın. Ben senin gerçekten çocuğunu oturtturup oturtturmayacağını bilemem. Boşta başka evinde olabilir. Gerçekten benim çıkmamı gerektiren zorunlu bir durum var mı yok mu? Bunun için dilersen dava açabilirsin. Mahkeme araştırıp karar versin diyeceksin. Kiracıların düştüğü bu tuzağı tüm sevdiklerinize WhatsApp gruplarınıza gönderin. Hesaplarınıza paylaşın. Herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.